dostlar, büyük olduklarına bakmayın. Yüreklerinde bir çocuk yüreği yatıyor, bir melek yatıyor bunların. Herkese selamlar. Bugün Uşak'tayız. Gökhan kardeşimin yanındayız. Anadolu aslanlarıyla beraberiz. Gökhan nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Yanımızda aslan gibi bir köpek var. Adının hakkını veriyor. Boylu, poslu, kocaman bir şey. Adı ne? Bunun adı Pala abicim. Hani yok bıyıkları? Kendisi Pala bunun abi. Bıyık palası değil. Bıyık palası değil. Adı evet. Pala. Kaç yaşında? Bu 4 yaşında abi. Soyu sopu? Mercedes katil. Lan ne Mercedes'miş bu arkadaş, arkadaş. Her yerde Mercedes var. Anne tarafı da Onur hocamızın, Onur Kanlı hocamızın kangallarından. Ona da buradan selamlar. Hep meşhurlardan gittin sen. Evet. Böyle güzel bir köpek meydana çıkmış. Gökhan kaç senedir yapıyorsun bu işi? Yaklaşık 6 senedir falan. Hem hayvancılık hem böyle hobi olarak köpekçilik yapıyorum abi. Hayvancılık derken koyun küçük falan baş, mı? Evet, küçük baş hayvanla uğraşıyorum. Ama şu an? Şu an yok tabii. Çiftliğin... Az önce bahsettiğim sıkıntılardan dolayı bahara doğru inşallah tekrar. Şimdi ben buraya gelirken arkadaşlar biliyorsunuz yanımda bir arkadaşım var benim. Yıldıray abi. Yol arkadaşım. O pitbull sevdalısı bir abimizdir. Birkaç yere uğradık. Köpekleri beğenmedi. Bak ya beğenmedi derken yani istediğini bulamamış. Bu nasıl abi? Abi güzel gülüs müyüz hoşuma gitti ama... Pitbull abi benim için pitbull her zaman önemli ya. Gülüs müyüz hoşuna gitti. Yapı güzel. Gel dur geç. Beraber abi tura çıktık. Kutuyla. Benim amacım Türk çoban köpeklerini sevdirmek. Adam hala pitbull diyor. Nasıl abi? Maşallah ayı gibi. O kadar ayı gibi daha ne diyeyim yani. Şimdi kendi köpeğimi mi kötüleyeceğim? Niye? Abi sen şimdi nereye gitsek mevzu... Oğlum şey mi abi? Dangal mı? Ne düşünüyorsun arkadaş? Bu düşünülecek bir şey değil ya. Bakıp da söylesek abi bence. Ya şimdi böyle baktığında tabi bu ama ben yine abi pitbull ya. Ben şimdi pitbull'la yapabilirim. Niye abi? Bak güç desen bunda var. Var. Tamam mı? Karakter var. Benim köpeğim de güçlü Sinan. O kadar video çektim. Gördün yani. Düştük ettik yani. Bunu da tutamıyorum. Zorlanıyorum yani. Bunu da tutarız. Bir şey olmaz yani. Buyur abi. Top sende. İki kez düştüm. Tutuyorum işte. Hadi abi. Top sende abi buyur. Hadi tut. Bir şey soracağım sana. Tasmayı eline aldığında abi farkı hissetmiyor musun? Hissediyorum da. Yanında aslan geziyor. Ya hissediyorum da işte. Yani bu kadar işte. Al. Hadi gel oğlum gel gel. Hadi koş gel. Koş 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 koş. 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 Hadi oğlum. Gökhan elinizden düşüp sonra kaçmasın ama. Gel oğlum gel. Hadi gel. Koş koş koş. Yıldıray abi düşüncelerinde şu an yanında var ya bir aslan yatıyor bak. Harbiden dev gibi bir köpek. Sen kadar. Benden daha büyük ya. Ben onun yanında çocuk gibi kalıyorum aslında. Kafaya bak. Bak bakayım. Kafaya bak. Alıyor muyuz bir tane kankam? Anadolu çoban köpeği de yani öyle diyorlar ya.
Alalım. Besleyebilir misin? Yerin var mı? Bir yer bulacağız o zaman. Sezar kıskanmasın seni. Vallahi zaten kıyamet kopar. Evet, tamam abi. Görüşlerini alayım abi. Ya tabii elini bir aldığın zaman böyle bir hani heybetli bir şey var. Farkı hissediyor musun tabii şimdi? Pitbull'un tutuşuyla bunun tutuşu. Tabii. Şimdi bu hayvan sakin bir hayvan. Güzel, aynen, huylu bir hayvan. Hoşuma da gitti. Maşallah. Yanında böyle düşünsene bununla beraber şeyde geziyorsun sizin İstinye'de. Sarıyer'de. Sarıyer'de. Sahilde. Herkes bize bakar yani. Ne olacak yani? Ağzı açık. Herkes bir hayvan mı görüyor orada? Tamam. Herkesin elinde böyle minik minik köpekler. Dişimizi gezdirsin bakalım. Hadi bak. Gökhan, videoyu izleyen de diyecekler ki adama zorla köpek satıyorlar. Gençler, bizim amacımız köpek satmak falan değil. Sadece bir arkadaşa Türk çoban köpeklerini sevdirmek. Türk çoban köpeklerini tanıtmak. Evet. Gidelim, gidiyor mu lan? Ona doğru çok yaklaştırmadın abi. Abi aman dikkat et. Bu biraz sıkıntılıymış. Aynen, o yüzden. Sen palanın yanından daha fazla şey yap. Gel kızım. Abi bu da köpek. Fatih Dağdaş abimizin dumanlarından bu. Gel kızım. Güzel bir dişimiz. Yine karakterli bir dişi. Pala Baba'nın hareminden. Adı Efsun. Diğer dişimiz de Yonca. Bu da Güdük. Katil soyu. Bu evet, Güdük ve Katil soyu. Yıldırım abinin elindeki. Diğer yavrunun annesi olur. Pala Elix'in yavrusu oradaki de. Bu genç bir diş. O 2 yaşında. 2 yaşında. Orada gördüğümüz. Elindeki 3 yaşında abi. Orada gördüğümüz ilk yavrusu. Hangisi? Oradaki bağlı olan Gökçe Bey. 9 aylık, 90 santim civarı. Dev adayı bir yavrumuz. Kızım, koş. Bir koşalım da kapıya. Koş, koş. Hadi koş. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Koş, 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 koş. Sen sevdin bu işi? Sevdim, sevdim. Yani biraz gücüm kuvvetim yerinden geldi yani. Gel kızım, gel. Al bir kaşını da bağlı sana. Bizim Türk çoban köpekleri gerçek anlamda insancıl, adamcısına adamcı oluyor. Ama böyle karakterli köpekler de çıkıyor. Yıldıray abiye bunların karakterleriyle sevdirmeye çalışacağız. En sonunda ben bu adama bir tane Türk çoban köpeği aldırtacağım. İnşallah. Pala yanımızda. Pala gerçekten biraz önce de gördünüz. Yıldıray abi dedi ya benden büyük. Bilemiyorum ama görüntülere bakılırsa harbiden de Yıldıray abiden büyük. Şunu yapabilir miyim Yıldıray abi? Dur. Sen biraz geri gelsene. Tam karşıya geç. Bak, Pala dur. Oğlum. Tamam. Oldu mu? Oldu. Nasıl görüyor? Ben küçücük kaldım yanında. Vallahi mi? Vallahi küçücük kaldım. Dev gibi köpek. Patiye bak. Dostlar, büyük olduklarına bakmayın. Yüreklerinde bir çocuk yüreği yatıyor. Bir melek yatıyor bunların. Ay maşallah sana Pala. Aslanım benim. Ya hep Pala'dan bahsettik Gökhan. Evet abi. Gel abi şunların yanına gidelim ya. Bir de onların yanına gidelim abi. Pala'nın haremi orası. Gökhan, bu görüyorum evet, bazı köpeklerin kulaklı. Evet. Pala'da mesela şey yok. Senin koyunların vardı büyük ihtimal. Evet abi. Gidiyordu. Ondan dolayı kulakları kesildi değil mi? Evet abi. Ama diğerleri kulaklı. Koyun sattıktan sonra herhalde sen bıraktın şey yapmayı. Abi bunların boynuna biz şimdi kursallısına karşı dikenli tasma takıyoruz. Kulakları. Evet. Ona çarpıp tabii yani yarası geçmiyor yani, ince doku olduğu için orası. Sıkıntı ne biliyor musun? Kulaklar yaraya geliyor, yara evet. Oluyor. Sen o kara sinekler var ya. Kesinlikle abi. Geliyor bir konuyor, bir lavralarını bırakıyorlar yumurtanın, ondan sonra yazık oluyor tabii. Doğru söylüyorsun abi. Mecburen artık insanlar, bazı insanlar karşı çıkıyor buna. Niye kesiyorsunuz falan diye ama. Sağlığı açısından şart yani. Mecburen o tasmayı yani takmak zorundasın. Tabii. Kulaklara karşı. O kulaklarda yara olunca mecburen de işte bu şekilde kulaklar kesilmek zorunda kalıyor. Aynen yani, bir estetik yapılmış oluyor. Aynen öyle. Bu kız kardeş? Bu Malaklı kızımız abi. Evet. Bu Efsun. Bunun yavruları şu an... Rahatlıkla yanaşabilir. Tabii tabii, sıkıntı yok abi, gel. Şu an bunun yavruları evet. İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da. Yine Pala ile ikisinin yavrusu. Bizi temsil edecek inşallah. Çok güzel yavrular aldık bu yıl.
kızımdan. Senden balaklı sevdası da var. Evet abi. Ya şuna nasıl sevdalanmasın ki insan? Bak bu da bizim gururumuz yani. Bu Fatih Dağdaş'ın dumanlarından bir kızımız. Mercedes olan Pala. Yonca'nın bir tarafında var yine. Mercedes kanı. İlla olmazsa olmaz. O şekilde abi. Bir şey soracağım sana. Evet. Aklında böyle köpeklerle yaşadığın veya doğada yaşadığın farklı bir olay var mı? Bize anlatabileceğin. Şimdi sürüde abi bunlar çok farklı. Yani buradaki böyle rahat rahat yanına geleyim. Öyle Yıldır abim tuttuğu gibi tutayım. Yani dağda öyle değil. Onların koruma alanında. Yani ne niyette geldiğini elbette anlıyor ama bir kere yaklaştırmıyorlar. Kesinlikle sürüye yaklaştırmıyorlar. Kesinlikle. Bunlar bizim gibi sürümüzün bekçisi yani. Bizim asıl işimiz koyunculuk. Bunlar da hem bize yardımcı olsun hem sevdamız diye besliyoruz. Daha da o şekilde yani abi. Yavru veriyor musun? Temin ediyor musun? Tabii. Güzel yavrular alıyoruz abi. Yonca'dan, Efsun'dan yine Pala baba olarak. İsteyeni yavrulardan temin ediyoruz. Bu ara moda oldu ya. Hep bir kimisi diyor 3000 euro, 5000 euro, 20000 euro, 40000 euro falan filan. Evet abi. Ya diyor 1 milyon verseler satmam falan filan. Ne diyorsun bu konuya? Ya. Nedir? Şimdi 1 milyon işte bilmem ne onlar güzel paralar. Ama satmaz mı sence düşüncenle? Satar abi. Çünkü para paranın yüzü çok sıcak. Ama şimdi bizim açımızdan şöyle. Biz bunu satarsak mesela babalı oğullu bir işletmede birinin işten çıkması gibi. Hmm. Bizim sürümüzün bekçisi abi bu. Bu kızımız. Abi ben şaşırıyorum çünkü. Biz videolarda yapmıyoruz onu pek de. Arada böyle moda olduğu için biz de arada soruyoruz. Adam diyor ki buna diyor 400 bin verdiler, 500 bin verdiler, 1 milyon verdiler satmadım. Lan git Allah. Satar abi evine kadar da götürür zahmet olmasın diye. Kesinlikle sat. Nakliyesin de yapar. Yapar abi. Hatta benden olsun der. Gel bak. Gel. Bu 28 Mayıs doğumlu. Evet. Kalk. Hadi gidelim. Babası Palaydı değil mi? Evet. Pala'nın bu damızlık kadrosunda yerini aldı. Boylu postlu bir köpek. Evet. 90'ın üzerindedir bu. Büyük ihtimalle abi. Büyük ihtimal. Tam ölçmemize izin vermiyor. Çok elli ayaklı bir köpek. Kaç aylık demiştin buna? 9 aylık. 9 aylık. Mayıs 28, 9 aylık evet. Abi 9 aylıkken bu kadar büyüdüyse bu daha da gidiyor. Evet. Bu metrelik olacak inşallah. Seneye geldiğinde. 1 milyon verirler buna. Satmam abi videodakiler gibi. 1 milyona falan satmam. 1,5 İşte düşünürüm abi 1,5'a. Nakliye yapar mıyız? Hayır. Adam işte 2 olursa nakliyesini yaparım. Maşallah gerçekten abi. Gençler. Arkadaşlar, dostlar. Harbiden büyük bir köpek. Çok hareketli. Tam net boyunu ölçemiyoruz abi. Arka, maşallah. Oluyor. Ya evet. Yıldıray baba. Pitbull ne ki? Ay. Geçeceğim bir tane kekik. Sen görüyorsun da bunları. Aslan. Sıkıntı işte bahçen olacak abi İstanbul'da. Evet, bahçen olacak ki alacaksın böyle bir aslan. Evde besleyemiyorsun. Evde nasıl besleyeceksin ki bu hayvanı? Dev gibi bir şey. Ya beslersin de hayvanın sağlığından gider. Evet. Olması gereken bir hayvan olmaz. Ya doğaya uymuyor bunlar. İnsana öyle bir bakıyorlar ki gözlerinde. Gerçekten çocuk gibi. Evet. Ya beni sev diyor yani. Şu dev gibi hayvan beni sev diyor yani. Babası böyle. Bakışından korkuyor millet ama küçücük çocuk gibi. Sen sadece burada Malaklı veya Anadolu Çoban Köpeği beslemiyorsun. Evet. Kukırlar da var. Kukırlar çiftliğimizin gülü. Bunlar ne ayak? Bunlar abi bizim çiftliğimizin maskotu. Bu oğlumuz Pascal. Yani nereden esti abi? Sen avcılık mı yapıyorsun? Bu kukurlar bildiğin av köpeği. Yok. Öyle abi de. Avcılık yok ama kızımı kıramadım yani. Görmüş bir yerde. İlle diyor. O büyük kulaklı ne ki araştırırken kukur olduğunu öğrendik. Bunları edindik abi. Senin çocuk için aldın. Evet. Kızım için aldım bunları. Maşallah. Bu erkek. Bunlar da farklı bir güzellik ya. Şimdi biz biraz önce övdük ya böyle. İri, kalın köpekleri evet, değil mi? Kalın köpekleri övdük ama şimdi insanda böyle hayvan sevgisi olunca ya bunlar da farklı bir dünya. Aynen öyle abi. Baksana şuna. Ya bir kere çok masum, çok hareketli. Diğerleri bak şey değil. Şuradan bak şu an onun yanına gitmedik diye şey yapıyor. Gel. Gel. Tamam bak, seni de seveceğiz. Bak, tamam bak. Dur. Seveceğiz. Bu da kızımız Tarçın. Anne şu an yavruları evde. Bu sabahtan beri havlıyor. Bu düşük çeneli biraz bu. Bu çok hareketli bu. Şuna bak. Bak. Dişi olduğundan mı? Evet. Bu dişi olduğundan biraz abi. Buradan
Bayan izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Biraz çok konuşuyor diyelim. Çenesi düşük. Evet. Kızıma benim. Videoyu palayla başladık, palayla bitiriyoruz. Uşağa ben ilk kez geliyorum. Yani uzun süreli kaldım. Genelde böyle yoldan geçerken uğruyordum ama pek bir arkadaşın yanına gidip gelemiyorduk. Gökhan'la da yeni tanıştık. Gökhan teşekkürler kardeşim. Ben Allah razı olsun. Her zaman beklerim abicim. Köpekler de çok güzelmiş. Ben palaya hayran oldum. Dev gibi bir köpek. Yufka yürekli de bir köpek. Tabii yufkeri yanının altında bir aslan yatıyor. Bahara inşallah beklerim abi. Bir de bunları yani doğal ortamda koyunların başında çekelim. Bir de orada o zaman görelim bunları. Siz o yüreğinin altındaki aslanı Gökhan'a sorun. Görev yerinde görelim. Aynen öyle. Arkadaşlar Gökhan Instagram sayfanı geçiyorum senin. Tabii abi Gökhan Çetin. Gökhan'ın Instagram sayfası videonun altında geçiyor. Benim de Instagram sayfam onun yanında geçiyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Uşak'tan herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık.